Herkese merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Rauf ben, Karanlık Adam TV ekranlarında yeni bir indirim incelemesiyle karşınızdayım. Evet, geçen hafta mega indirimler videosunu paylaşmıştım. Çok güzeldi, geri dönüşler oldu. Görüntülenmesi, izlenmesi çok yüksek. Kanalım için tabii, kanalım standartlarında söylemek isterim. Yorumlar olsun, beğeniler olsun. Gerçekten memnun etti beni. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim ve bu desteklerinizin de bundan sonra devam etmesini diliyorum. Tabii biraz abonelikler de yükselirse memnun olurum arkadaşlar. Böyle videolar gelmeye devam edecek, emin olabilirsiniz. Evet ama o video biraz genel bir videoydu. Genel olarak baktık. Yani işte kupon nasıl kullanılır, nasıl bir indirim, neler var filan onlara baktık. Geniş olarak bakmadık. Geniş olarak incelemedim. Ben de düşündüm kendi bütün oyunları sizler için analiz edeyim. Bu videoda oyunları indirimde olan bütün oyunları analiz edeceğim arkadaşlar. Tabii ki çok çok uzun süreceği için 141 tane oyun var. Onun için bölerek bunları sizlerle paylaşacağım. Umarım keyif alırsanız beğenerek ve yine yorum yaparak bana destek olursanız abone olarak da çok memnun olurum. Önceden uyarayım, biraz uzun olabilir video. Önceden şikayet edecek arkadaşlar için söyleyeyim. Kısa tutmaya çalışacağım. Her oyundan kısa kısa bahsetmeye çalışacağım. Bunun dışında bazı oyunlar Game Pass'te olan oyunlar. Game Pass dediğim PC için Game Pass biliyorsunuz Microsoft'un abonelik sistemi. Orada olan oyunları da söyleyeceğim. Yani buradan almaktansa oradan aylık 5.90'a, ilk ay 5.90'a, ikinci aydan itibaren 15 TL'ye ulaşabileceğiniz oyunlar olacağı için buradan para vermektense Game Pass'ten almanızı tavsiye edeceğim. Bunun dışında da daha önce Epic Games'in hediye etmiş olduğu oyunları da söyleyeceğim sizlere. Elimden geldiğince hatırladığım kadarıyla siz de bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Yani ücretsizdi, işte şimdi şu kadar oldu falan diye bir karşılaştırma yapabilirsiniz diye. Evet, hemen GTA ile başlamak istiyorum. GTA 5 biliyorsunuz geçen hafta Civilization 6'dan önce tabii ki şey verilmişti. Ücretsiz olarak verilmişti. 14'ündeydi, 14 Mayıs'taydı yanlış hatırlamıyorsam. Orada alamayan arkadaşlar olmuş. Onlar için gerçekten çok üzüldüm. Yorum da yapanlar oldu. Forum sitelerinden falan takip ettiğim kadarıyla bazıları da alamamış. Bu tabii üzücü bir haber ama yapabilecek bir şey yok artık. Ücretsiz olarak ulaşamazlar. Ama hiç yoktan kupon kullanarak, hiç yoktan hiç olmazsa 24.50 gibi fiyata kupon kullanarak temin edebilirler. Ben doğrulamasını yapamadım kendimde olduğu için. Bir bakarsınız olması gerekiyor çünkü kuponun kullanım şartlarına uyuyor oyun. Yani 80 TL'nin üstünde olduğu için 24.50'ye düşmesi gerek. Evet, ikinci oyunla devam edelim. Bu arada sıradan gideceğim ben. Ayrı kendime özel bir liste hazırlamadım. İndirimdeki oyunlar nasıl sıralanıyorsa o şekilde gideceğim arkadaşlar. İlk oyunumuz, yani ikinci oyunumuz daha doğrusu Control. Control oyunu Remedy, evet, Remedy Entertainment tarafından yapılan bir oyun. Remedy Entertainment biliyorsunuzdur belki Quantum Break oyununu yapan firma. Quantum Break de çok güzel bir oyundu. Çok güzel bir aksiyon oyunuydu. Hala güzel fiyatlara Steam'de bulabilirsiniz. 12.25'e falan düşüyor indirim zamanlarında. Orada zaman manipülasyonu yapıyorduk. Zamanı kontrol edebiliyorduk. Bir kaza sonucu tabii ki. Ve tanınmış oyuncularla falan yapılmıştı oyun. Çok ilginç bir oyun. Dizilerden, filmlerden tanıdığımız karakterler, tipler vardı daha doğrusu insanlar. Gerçek karakterlerle. Burada da telekinezi söz konusu. Bu ablamızı kontrol ediyoruz. Telekinezi güçleri var. Kendisi işte kendisini uçurabiliyor ya da nesneleri uçurabiliyor. Tabii ki normal FPS, şey pardon, TPS, third person oynanıyor oyun. TPS dinamiklerinde silahlar falan da var. Onlarla beraber özel güçlerimizi kullanarak bir amacımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 49.50'ye satılıyor arkadaşlar. Kupon kullanımının altında bir fiyata geliyor ama 49.50'yi de hak edecek bir oyun olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şuradan biraz oyunun eğer içinden gösteriyorsa eğer burada göstermiyor. Burada gösteriyor. Grafikler hemen hemen bu şekilde. Evet, şu şekilde diyelim. Çok iyi bir aksiyon oyunu. Yani Quantum Break'i oynamış olanlar beğenmişlerse bu oyunu daha çok beğeneceklerini söyleyebilirim arkadaşlar. Tavsiye edebileceğim bir oyundur. Evet, bundan sonraki oyunumuz Satisfactory Epic Games'e özel bir oyun olarak gelmişti. Steam'de satılıyor mu ya da satılacak mı tam emin değilim. 89 nokta 10 kuruşa satılıyor. Yani kupon kullanımına uygun.
Kupon kullandığınızda 29 TL'ye düşecektir. Buradaki amacımız bir keşif oyunu bu arkadaşlar. Bir gezegeni keşfediyoruz ve onun kaynaklarını kullanmaya, o kaynakları kurduğumuz fabrikalarla tüketmeye, sömürmeye çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Erken erişim bir oyun galiba, tam versiyonuna geçmemiş olması lazım. Şöyle bir göstereyim, şöyle bir şekilde oyunu icra edebiliyorsunuz. Tamamen taşıma bantlarıyla ürünleri fabrikaya taşımak, işlemek ve kullanmak üzerine bir oyun. Ama bunun yanında gezegenini keşfetmek, keşfetme temelleri de oyunun içinde mevcut. Biraz önce videoda gördüğünüz gibi. Tavsiye edebileceğim bir oyun. 29 TL güzel bir fiyat. Böyle bir oyun için çoklu oyuncu desteği de var. Arkadaşlarınızla beraber de oynayabilirsiniz. Evet. Bundan sonraki oyunumuz Borderlands 3. Borderlands 3 çok, yani Borderlands serisini çok anlatmaya gerek yok aslında. Zaman içinde gelen serilerle, seri oyunlarla çok güzel bir noktaya geldi. Bence çok iyi bir oyun. Yani benim çok sevdiğim bir oyun. Bütün oyunlarını oynadım 3 haricinde. Bunu da almayı düşünüyorum arkadaşlarımla beraber oynamak için. Hatta belki yayınını bile açabilirim, belli olmaz. Dediğim gibi anlatılmaya gerek olan bir oyun olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar. Fiyatlarına bakalım. Baktığımız zaman standart sürüm 94 TL'ye düşüyor kupon kullanımıyla. Diğer versiyonlar biraz daha pahalı kaçmış. Biraz daha uygun fiyatlara belki indirilebilirdi. Bunun gibi fiyat avantajları olan oyunlar var. Bunlardan bahsedeceğim sizlere ilerleyen sekmelerde diğer oyunlara baktığımız zaman. Ama standart versiyonu 94 TL'ye de çok iyi bir fiyata düştüğünü söylemek isterim yeni bir oyun için. Evet, bir sonraki oyuna geçiyoruz. Bir sonraki oyunumuz Enno oyunu. Enno sanayi devriminde geçiyor oyun. Sanayi devriminin olduğu zamanlar, yani 19. yüzyılda geçen bir şehir inşa etme oyunu. Bir sanayi kolonisi kuruyorsunuz arkadaşlar. Bir koloni kurma üzerine bir oyun. Bütün her şeyini A'sından Z'sine sizin geliştirdiğiniz bir ada düşünün. Burada şehrimizi inşa edeceğiz ve bir sanayi devrimi ülkesi, daha doğrusu sanayi devrimi şehri kuracaksınız arkadaşlar bu oyunda. Bunun üzerine bir oyun. Enno'nun bütün oyunları zaten aynı şekilde, bu şekilde şehir kurma üzerine devam ediyor. Hatta gelecekte geçen bir versiyonu da var. Onu da ilerleyen sekmelerde göreceğiz arkadaşlar. Fiyat avantajları var mı? Onlara bakalım. 60 TL'lik kuponu kullandığınız zaman 74 TL'ye, 75 TL diyelim, düşüyor. Complete Edition'ı aldığınız zaman sezon 1 ve sezon 2'yi içeriyor. Bu da 200 TL'ye düşüyor ama sezon 2'yi de 60 TL'ye düşürüp 49 TL, sezon 1'i de katarsak ne olur? 110 diyelim, 115, 74, 80, evet 180 TL gibi bir şey oluyor. Yani 20 TL, 25 TL'lik bir fark oluyor Complete Edition'a nazaran. Böyle tek tek aldığınız oyunlar da bazen normal komplet paketlere göre 10-15 TL oynayabiliyor. Bunun da tercihi tabii size kalmış arkadaşlar. Bir sonraki oyunumuz herkesin bildiği bir oyun. Yine üstüne çok bir şey söylenmeye gerek olmayan bir oyun. Red Dead Redemption oyunu 239 TL'ye satılıyor. 60 TL indirimle, ekstra indirimle 179 TL'ye, 180 diyelim yuvarlak hesap, düşen bir oyun. Ama ben daha biraz böyle ölü fiyat bekliyorum. Biraz bu tarz oyunlarda ne kadar cebimden az para çıkarsa o kadar iyidir diye düşünüyorum. Ölücüyüm biraz, yani onun itirafını yapayım şimdiden. Ama yine de fena bir fiyata da düşmüyor tabii ki. Almak isteyenler için de uygun. Uygun demeyelim de daha, yani normal fiyatına göre daha uygun fiyatlara düşüyor. Ama neden olması, biraz daha bekleyip Steam üzerinden de önümüzde yaz indirimleri var. Belki de daha bir güzel bir indirim görebiliriz. Hiç belli olmaz. Steam güzel bir atak yaparsa hepimizi memnun edebilir. Evet. Özellikle hatırlatmasını yapacağım oyunlardan birisi Other Worlds oyunu arkadaşlar. 200 TL'ye satılıyor. İndirim kuponumuzla kullanabiliyoruz. Yani kupona uygun bir oyun. 140 TL'ye iniyor. Ama ben buradan almaktansa, yani buradan almayı tercih etmenizdense, Game Pass üzerinden, PC için Game Pass üzerinden aylık 5.90'a bu oyunu oynayabileceğinizi hatırlatmak isterim.
Game Pass'in içinde olan bir oyun. Buradan alacağınızda Game Pass'ten oynayın arkadaşlar. Other Worlds'ü de çok üstünde durmayacağım. Biraz şeyini yüklemesi uzun sürecek diye göstermeyeyim. Evet. Other Worlds bir rol yapma oyunu. Açık dünya rol yapma oyunu arkadaşlar. Fallout oyununa benzetebiliriz. Açıkçası hatta çok da benzediğini söyleyebilirim. Evet, dediğim gibi Game Pass üzerinden çok çok cüzi bir miktara ulaşabileceğiniz bir oyun arkadaşlar. Buradan alacağınıza oradan alın. Yine Game Pass üzerinden ulaşabileceğiniz bir oyun daha Metro Exodus. Metro Exodus'u da çok fazla övmeye ya da çok fazla anlatmaya gerek yok. Olmadığını düşünüyorum. Metro serisinin son çıkan oyunu gerçekten çok güzel bir oyun. Ben bu oyunu mesela Game Pass üzerinden oynadım. Çok çok da keyif aldım. Çok cüzi bir fiyatı da oynamış oldum Metro'yu. Şu anki fiyatlarına da bakarsak eğer 60 TL'yi kullandığımız zaman 64 TL'ye geliyor, 65 TL'ye geliyor. Gold Edition'da 110 TL, 111 TL gibi bir fiyata geliyor. Ama dediğim gibi yani buradan almaktansa Game Pass üzerinden çok daha uygun bir fiyata oynayabilirsiniz. Hatta Other Worlds'i de belki de çok merak ediyorsunuz. Metro'yu da çok merak ediyorsunuz diyelim. İlk ay 5.90, ikinci aydan itibaren 15 TL'ye olan bir abonelikle bu oyunu dediğim gibi çok uygun fiyatlara oynayabilirsiniz. Bu arada Metro'nun öteki oyunları da var. Bu listede var mı bilmiyorum. Önümüzdeki videoda da olabilir. Witcher 3 Witcher 3 şöyle söyleyeyim. Steam'de her ay bir ara indirim görüyordum Witcher 3 için. Yani her ay en azından bir hafta bakıyordum Witcher 3 indirimde. Yani hala almamış olanlarınız varsa eğer burada güzel bir indirimle Witcher 3'e Game of the Year Edition yani bütün DLC, bütün eklenti paketlerinin içinde olduğu versiyonu 22.50'ye satın alabilirsiniz arkadaşlar. Kupon kullanımına tabii ki uygun değil. Evet, üstüne çok fazla konuşulması gereken bir oyuna geldik aslında. Baktığımız zaman Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed oyununun son halkası. Tabii ki Valhalla çıkmak üzere ama çıkmadığı için hala son oyun bu diyebiliriz arkadaşlar. Kupon kullanımına uygun. Çok pardon. Standart versiyonu kupon kullanımında 28 TL'ye, 29 TL'ye düşüyor. Ama ben size Gold Edition'ı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü Gold Edition içinde hem 2 tane ek paket var. Legacy of the First Blade bir de Fate of Atlantis oyunları. Onlar da çok uzun oynanışlar vaat ediyor. Hatta bütün eklenti paketlerinin toplam oynanış süresi yani completionist böyle bitirmeye yönelik oynarsanız 200 saat falan geçiyor. Ve bu türde bir oyun için 200 saat oynanış gerçekten muazzam bir oynanış arkadaşlar. Çok geniş bir haritası var. Bütün haritayı açmak, bütün görevleri bitirmek sizin gerçekten uzun saatlerinizi alacak. Yani parasını sonuna kadar hak edecek bir oyun olacaktır. 60 TL indirimle de 108 TL'ye geliyor. Ayrıca Gold Edition'ın içinde şurada gösteriyor. Onu da bir ilerleyen sekmelerde karşılaşırsak eğer Assassin's Creed 3 Remastered oyunu da var arkadaşlar. Hatta Remastered Assassin's Creed 3 Remastered oyunun içinde bir de Liberation oyunu var. Assassin's Creed ilk defa bir kadın karakteri oynadığımız Liberation oyunu var. Yani 100 TL'ye 3 oyun birden alıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Remastered versiyonun içinde de şey de olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam onun da ek paketi olması lazım. Yani çok geniş bir içeriğe 100 TL'ye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani ekonomi düşünüyorsanız evet 28 TL'ye alın. Ama biraz daha üstüne çıkabiliyorsanız, daha dolu dolu bir paket istiyorsanız Odyssey'yi Gold paket olarak almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer Ultimate alırsanız Deluxe pakete de kavuşursunuz. Onun da fiyatına bakalım. Bahsetmemiş olmayalım. Onu da 134-135 TL'ye düşüyor. Bayağı güzel bir fiyata düşüyor. Neredeyse benim Uplay'de ekstra indirimle aldığım fiyata kadar gelmiş. Bence çok iyi bir seçenek. Benim gibi Ultimate takıntınız varsa tabii ki Ultimate alın ama daha uygun bir fiyata yani 100 TL'ye 108 TL'ye daha doğrusu öyle diyelim. Tam fiyatını söyleyelim. Çok geniş bir içeriğe sahip olabilirsiniz arkadaşlar. 3 oyun birden gelmiş olacak. Evet devam edelim. Division 2 nefretimsin. Öyle başlamak istiyorum. Hiç videosunu falan da göstermeyeceğim. Şöyle bir durum var. Division 2 evet güzel bir oyun. Kötü bir oyun değil. Birincisine nazaran bence kötü bir oyun. Ama bu
Bunun nedeni, yani böyle söylememin nedeni, çok fazla değişiklik olmaması. Birinin aynısı bir oyun gibi gelmiş. Ama nefretimsin dememin sebebi şu arkadaşlar. Bu oyun standart versiyon çıktı diyelim. Mesela geçenlerde eminim, yani bayağı bir oldu. Bir 5-6 ay oldu. 13 TL'ye kadar düştü. Hani buradan biraz kullanmam lazımdı ama kullanmadık. Yine Ubisoft dedik, güzellik yaptı falan diye düşündük. Ve ben Epic Games üzerinden Ultimate paketini aldım arkadaşlar. Bu Ultimate paket değil, bir önceki Ultimate paket. 120 TL'ye satılıyordu. O zaman da kupon fırsatı vardı. 60 TL'ye inmişti. Aldık oyunu. Aa dedik, ne güzel Ultimate paket aldık. Bundan sonraki içerikleri alacağız. Çünkü Ultimate paketin olayı o. Ultimate aldığınız zaman bundan sonraki içerikleri de almanız gerekiyor. Ama bir şuursuzluk yaptı Ubisoft ve Warlords of New York Ultimate Edition diye bir paket çıkardı. Dedik ki hani bunu al, bundan sonraki içeriklere ulaş gibi bir çakallık yaptı. Bu çakallık da beni kızdırdı açıkçası. Yani şu an oyunum atıl bir şekilde Uplay üzerinde duruyor. Bitirmedim bile. Arkadaşlar ara sıra oynayalım diyorlar ama hiç içimden oynayasım gelmiyor. Tabii ki bu Ultimate paket çıktıktan sonra alanlar için sorun yok. Onlar yeni içeriklere, Year 2 mesela sezon pasına falan ulaşacaklar. Ama eski oyunu alanlar yeni içeriklere kesinlikle Ultimate paket bile almış olsalar ulaşamıyorlar. Ve benim tahminim Year 3 çıktığı zaman da yine aynı bir çakallığı yapıp Ubisoft, bakın böyle işte yeni sezon çıktı ama Ultimate'i alırsan ulaşabileceksin diye yeni paketi almış olanlara da bir çakallık yapacaktır diye tahmin ediyorum. Ama yine de almak istiyorsanız güzel bir fiyata satılıyor. 44,50'ye standart versiyonunu alabilirsiniz arkadaşlar. Daha üzerine de konuşmak istemiyorum. Evet, yine Game Pass seçeneği olan bir oyun MechWarrior 5 arkadaşlar. Burada 55 TL'ye, 55,30 TL'ye satılıyor. Mecha, gördüğünüz gibi Mecha denen robotlarla çatıştığınız, savaştığınız bir mücadele oyunu, bir aksiyon oyunu. Çoklu oyuncu desteği de var. 4 oyuncuya kadar oynayabiliyorsunuz. Çok güzel grafikleri var gördüğünüz üzere. Hani bu tarz mecha yönetme, mecha simülasyonu da diyebiliriz buna. Oyunlarını seviyorsanız eğer tercih edilebilecek bir oyun. Ama dediğim gibi Game Pass üzerinden çok yine uygun bir fiyata, 5,90 gibi bir fiyata ulaşabilirsiniz. Buradan alacağınıza Game Pass alıp oradan ulaşın. Baktığımız zaman Otherworlds, Metro Exodus ve MechWarrior'a çok cüzi bir rakama ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Yine geçiyorum. Evet, yine nefretimsin diyebileceğim bir oyun arkadaşlar. Ubisoft'un hayal kırıklıklarından biri hatta. Çok kötü yorumlar aldı Breakpoint. Ama bu hani kötü bir oyun olduğu için değil, yani iyi bir oyun olduğunu da pek zannetmiyorum gerçi de. Yaşadığı sıkıntılarla, çok fazla bug olması, işte çok fazla hata olması, glitch olması, saçınızı başınızı böyle yolduracak durumlarla karşılaşmanızdan dolayı Breakpoint çok kötü puanlar aldı. Biz yine de iyi düşündük. Ya Ubisoft halleder filan dedik ama halledemedi. Benim oyunum mesela Uplay üzerinde hala yarım bir şekilde duruyor. Bırakın bitirmeyi, yüklemeyi bile düşünmüyorum ama oynamak isteyen olur, olabilir. Ben buradan demosunu yükleyip ki Ubisoft da bu oyunun kötü olduğunu farkında ki böyle bir demo versiyonu koymuşlar. Bakmanızı tavsiye ederim. Ondan sonra almaya karar verin. Kupon kullanımına uygun 28,77'ye düşüyor oyun. Gold Edition'da 88 TL'ye kadar iniyor. Ama hani şu 28 TL'yi açın camların aşağı atın. Aa ne güzel uçuyor falan diye bakarsınız. Paranızı öyle keyif alırsınız. Daha çok keyif alacağınızı tahmin ediyorum. Hatta bir önceki oyun Wildlands'i almanızı daha çok tavsiye ederim bundansa. Aynı oyun hemen hemen zaten. Ondan çok çok büyük keyif alacaksınızdır ki ilerleyen oyunların içinde olması lazım. Bu videoda olmasa bile bundan sonraki videoda ondan bahsedeceğiz ki ben de oyunu almayı düşünüyorum arkadaşlarımla beraber oynamak için. Evet, Rainbow Six Siege yine çok üstüne yorum yapılmasına gerek olmayan bir oyun arkadaşlar. Standart versiyonu 23,60'a satılıyor. Deluxe Edition'da 1. ve 2. sezonlar var. Gold Edition'da 5. sezon var. Böyle ilginç bir Ubisoft'un yine satış politikası. Yani diyor ki bütün şeylere ulaşmak istiyorsan gel Ultimate paket al, yine Division'da olduğu gibi.
60 TL indirimle 148 TL'ye düşüyor. Ama hani oyunun içinde güzel bir taraf var. Oynayanlar bilir. Bir kredi sistemi var galiba. Ben çok aşina değilim. Bildiğim kadarıyla anlatacağım. Yorumlarda beni düzeltebilirsiniz. Standart paket alıp mesela o oyunlarda kazandığınız kredilerle diğer operatörleri de açabiliyorsunuz. Bu vesileyle de bence çok fazla harcama yapmaya gerek yok. Ama tabii ki hani sezon içindeki karakterlere ulaşılıyor mu? Ulaşılmıyor mu? Biraz Rainbow Six Siege fakiri olduğum için onu bilmiyorum. Dediğim gibi bu konuda yeşillendirirseniz yorumları çok sevinirim arkadaşlar. Ben de bilgilenmiş olurum. Güzel bir fiyata standart edişine ulaşılabilir. Arkadaşlarınızla hoş vakitler geçirmek için çok da hala çok çokça oynanan bir oyun biliyorsunuz Rainbow Six Siege. Evet, bir sonraki oyunumuz Journey to the Savage Planet arkadaşlar. Bu biraz önce tanıttığımız Satisfactory oyununa biraz benziyor keşif açısından. Ama orada işte bir fabrika kuruyorsunuz, ürünleri topluyorsunuz falan. Burada öyle bir durum yok. Burada ARY-26 gezegenine geliyorsunuz ve bu gezegenin insanın yaşamına uygun olup olmadığını keşfetmeniz gerekiyor. Tabii ki bunu ne yapacaksınız? Keşfetmek için sürekli keşfe çıkacaksınız gezegenin içinde. Eşli olarak oynanabiliyor oyun. Bir arkadaşınızla beraber iki kişi olarak bütün gezegeni keşfe çıkabilirsiniz. Çok da güzel grafikleri var. Çok şirin yaratıklar falan var. Bazı yaratıklar çok şirin gözüküp sizi yemek de isteyebiliyorlar. Bu arada yemek de olmamanız gerekiyor. Oyunun uyarılarından, videoların içinde uyarılarından biriydi. Evet diyor, keşfet ama diyor yemek haline gelme diyor. İlginç bir oyun. 30 TL, yaklaşık 30 TL'lik bir fiyatı var. Tek fiyat üzerinden satılıyor. Ekstra da bir görev paketi var. O da 35-60'a satılıyor arkadaşlar. Ama normal oyunda yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Hani beraber oynamak istediğiniz bir arkadaşınız varsa tercih edilebilir. Evet, bir sonraki oyunumuz Surviving Aftermath arkadaşlar. Bu da bir şehir kurma oyunu ama hayatta kalma mekanikleri de var içinde. Yani bir üs kuruyorsunuz. Üssünüzü şeye karşı, saldırılara karşı korumanız lazım. Kıt kaynaklar var, bilmem ne. İşte dünya şeyden sonraki dünyada geçiyor. Kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Yani post apokaliptik dedikleri bir şeyde, çevrede geçiyor arkadaşlar. İlginç bir oyun. 25-60'a satılıyor. Baktığımız zaman şehir kurma oyunlarını ve yönetme oyunlarını sevenler ve hayatta kalma oyunlarını sevenler için güzel bir seçenek olabilir. Hani çok fazla bilgim olmadığı için bu oyun üzerinde tavsiye ediyorum ya da etmiyorum diyemiyorum. Sadece bilgi amaçlı sizinle paylaşmak istedim. Evet, Jedi Fallen Order hala pahalı. Bence pahalı yani. Kim ne derse desin. Şu an 60 TL'yi kullansanız bile 199 TL'ye düşüyor ki biliyorsunuz tek kişilik hikaye tabanlı bir oyun. Bunun için de bence hala pahalı. Biraz daha uygun bir fiyata inmesini isterdim açıkçası. Çünkü normal fiyatı da çok pahalı. Yani 399 TL'den inmiş. Gerçi Allah'tan belanı mı istiyorsun filan da diyebilirsiniz ama ben pahalı olduğunu düşünüyorum. Evet, Tetris. Tetris için şunu söyleyebilirim. Bir Tetris oyununa her ne kadar yenilikçi de olsa 48 TL vermem. Yani onun için bunu es geçebiliriz arkadaşlar. Kimsenin de vereceğini zannetmiyorum açıkçası. Evet, Phoenix Point Ultra Edition'da bir sıra tabanlı taktiksel strateji oyunu arkadaşlar. Burada hiçbir şey verilmemiş. Ne derler? Oyuna ait bir materyal verilmemiş. Bakamıyorum onun için. Size de gösteremiyorum. Ama karşılaştırmak isterseniz son zamanlarda çıkan Gears Tactics oyunuyla karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Yani, taktiksel strateji, sıra tabanlı strateji oyunu olarak göze çarpıyor. Ve burada da bir fiyat çakallığı yapılmış. Zaten buradan bile tercih edilmemesi gereken bir oyun. Yani 80 TL'nin altında tutulmuş ki kupona uygun olmasın. Zombie Army 4, 4. oyun arkadaşlar. O da fena bir fiyatı satılmıyor. Fiyat avantajları dersek de karşımıza sadece Super Deluxe Edition çıkıyor. Bunu Gold Edition olarak düşünebilirsiniz. Bütün X paketlerin içinde olan oyunu
Eğer almak isterseniz 60 TL indirimle 36 TL'ye geliyor ve baktığımız zaman standart versiyondan çok çok daha ucuza geliyor. Bu güzel bir fiyat avantajı yaratmış açıkçası. Baktığımız zaman ve eğer önceki oyunları oynamadıysanız önceki oyunları da tavsiye ederim. Trilogy paket olarak Steam üzerinden ulaşabilirsiniz ki yanlış hatırlamıyorsam 13 TL'ye falan mı 12,5 TL'ye mi ne düşüyor indirim zamanlarında. Güzel 4 kişi arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz, 3 kişi de olur, 2 kişi de olur, 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz, silme böyle zombilerin üzerine geldiğiniz, hayatta kalmaya çalıştığınız güzel bir aksiyon oyunudur. Zombie Army. İlk 3 oyunu da dediğim gibi tavsiye ederim. Evet, Assassin's Creed Origins'e geldik arkadaşlar. Origins de Odyssey'den önce çıkmıştı. Beğenmeyeni de vardır, beğeni de vardır. Ben son 3 oyun favori oyunlarımdandır. Çok severim. Syndicate'i de çok severim. Origins'i de. Odyssey'i de çok severim. Ayırmıyorum ben onları. Origins'i de yine baktığımız zaman fiyat avantajlarında 67 TL normal sürümü ama Gold Edition aldığınız zaman 41 liraya geliyor. Çok çok avantajlı oluyor ve bunun da yine Odyssey'deki gibi 2 tane eklenti paketi var. Eklenti paketleriyle de beraber düşündüğünüz zaman yaklaşık 85-90 saatlik bir oynanış sunuyor. Hatta benim gibi her şeyi kurcalamayı seven biriyseniz completionist diyorlar buna. Tamamlayıcı oyun tarzında oynuyorsanız eğer oyunu 100 saate kadar da çıkartabilirsiniz. Origins Assassin's Creed'in temellerine iniyor arkadaşlar ve kardeşliğin nasıl kurulduğuna şahit oluyoruz. Odyssey daha da öncesini anlatıyor. Hatta Odyssey'de Hidden Blade, saklı bıçağımız bile yok bu oyunda, var mesela. O daha da öncesini anlattığı için Hidden Blade falan nasıl ortaya çıktığını görüyorsunuz. Tabii ki onu ek paketlerde görüyorsunuz. Burada da suikastçı topluluğu nasıl oluşuyor? Bunun temellerini görüyoruz arkadaşlar. Bir ne derler? İntikam öyküsünü oynuyoruz aslında. Çocuğumuz öldürülüyor. Onu öldüren topluluğu, daha doğrusu onu öldüren kişiyi ararken birden o topluluğu öldürmeye amaçlandığımızı görüyoruz. Ve yanımıza katılan arkadaşlarımızla beraber biz bu işi yapıyorsak artık bir topluluk olalım, bir kardeşlik olalım diye bir grup oluşturuyorlar. Güzel anlatamadım belki ama konusu hemen hemen böyle. Beğenmeyenin de olabilir. Ben çok beğeniyorum Origins'i. Dediğim gibi kardeşliğin temellerini anlattığı için de ayrıca güzel de bir fiyata Gold sürümünü de satın alabildiğiniz için Origins'i seviyorum diyebilirim. Evet, bir sonraki oyunumuz Ancestors. Bu Assassin's Creed yaratıcısından diye söylenmiş ama Assassin's Creed 2 serisini yapan yaratıcı topluluk tarafından yapılmış diye biliyorum. Zaten mekaniklerine, oyun mekaniklerine falan baktığımız zaman da Assassin's Creed serilerine çok benziyor. Tırmanma, zıplama, işte hayatta kalma, savaşma, kaçma gibi mekaniklere baktığımız zaman çok çok benziyor. Evrim anlatılmaya çalışılmış bir oyunda. Tabii ki hani dinsel açıdan şeylerine, polemiğine girmeyeceğim arkadaşlar. Fena bir oyun değil. 114 TL, kupon kullanımına da uygun. 54,5 kadar düşüyor. Baktığımız zaman başka bir fiyatı yok galiba. Tek fiyat üzerinden satılıyor. İnceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani tavsiye ediyorum, etmiyorum, dedemiyorum buna. Orta karar. Ben de biraz kararsızım bu oyun için. Bir sonraki oyunumuz Far Cry New Dawn. Evet, Far Cry serilerine geldik. Zaten baktığımız zaman indirimlerin çoğu Ubisoft oyunları üzerinden geçiyor. Far Cry New Dawn son Far Cry oyunu. Güzel bir oyun. Çok çok renkli bir oyun. Yani diğer oyunlara baktığımız zaman çok çok renkli bir oyun. Aslında 5 defa fena değil bu renklilik açısından ama New Dawn gerçekten yani harbiden fazla renkli bir oyun. Burada da fiyat avantajı var arkadaşlar. 74, 79, 60 standart versiyonu. Ama bu yani kupon kullanımının altında kalıyor. Siz Deluxe Edition'ı aldığınız zaman 38 liraya düşüyor arkadaşlar ki ben 38 liraya aldım. Baktığımız zaman çok uygun fiyata Deluxe Edition içindeki ekstra içeriklerle beraber gelmiş oluyor. Hiç de fena değil bence. Hatta Uplay üzerinden satılan şu Ultimate Edition biliyorsunuz 161 TL'ye geliyor indirim zamanlarında. Hatta coin indirimi yani
Ubisoft'tan kazandığınız coinlerle bir %20 daha indirim yapıyorsunuz. O da 129 TL'ye geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam hesaplarsak öyle oluyor galiba. 126 ya da 129 TL'ye geliyor. Buradan Far Cry 5 ve Far Cry 5 Gold ve Far Cry New Dawn Deluxe Edition'ı ayrı ayrı aldığınız zaman 92 TL'ye geliyor. Yani çok çok uygun fiyata geliyor ki öyle aldım. Sadece Far Cry 3'te şey Far Cry 5 3'ü de veriyormuş Gold Edition. Onu alamadım. Onunla ilgili bir sıkıntı var. Onu çözmeye çalışıyorum. Onunla ilgili güncelleme almak isteyenler varsa ne oldu geldi mi filan diye onu da yorumlara yazabilirler arkadaşlar. Bir sonraki oyuna geçiyoruz. The Sinking City. Bu da bir korku oyunu arkadaşlar. Bu da yüklenmemiş. Şöyle bir tekrar başlatsam. En azından videoyu görelim. H.P. Lovecraft. Lovecraft'ı bile belki bilirsiniz, korku romanlarının ünlü yazarıdır. Onun dünyası temel alınmış Sinking City'de. Çok değişik bir oyun. Baktığımız zaman bir zaman döngüsü de gibi bir şey var. Kendimizi görüyoruz çünkü videoda. Çok ilginç bir konusu var. Yaratıkların tasarımları falan tamamen Lovecraft'ın kitaplarından alınmış. Güzel bir korku gerilim oyun ama aksiyon üzerinden tabii. Aksiyon gerilim oyunu diyebiliriz. Kupon kullanımına uygun değil. 60 TL'ye satılıyor. Fena bir fiyatı yok aslında ama beklenen pek ilgiyi de görmedi diyebiliriz Sinking City için. Ama güzel bir senaryosu olduğunu biliyorum. Evet, burada Total Reliable Delivery Service, okuması da zor olan bir oyun var arkadaşlar. Bu oyunu mesela Epic Games ücretsiz olarak verdi. Ben de arkadaşlarımla beraber oynadım. Oyunu benzetmek gerekirse Human Fall Flat olarak şey Human Fall Flat'a benzetebiliriz. Hatta tıpatıp aynısı diyebiliriz. Şeyler, oynanış mekanikleri falan çok benziyor. Ama çok fazla hata var oyunda. Çok fazla bug var. Biz bir saat zor dayandık arkadaşlarla. Geliştirilmesi gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu düzeltilmesi gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ücretsiz verilmişti. Dediğim gibi şu anki fiyatı 16,50'ymiş. Yani ücretsiz verilen bir oyun bu fiyata satılıyor. İşte karşılaştırmasını siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Rebel Galaxy Outlaw. Bu Rebel Galaxy diye bir normal bir oyun var. Bir de bu ikincisi galiba, yanlış bilmiyorsam. Bunda bir yayıncı oynanışını gösteriyor arkadaşlar. Bir uzay simülasyonu. Ama bunun dışında gittiğimiz gezegenlerde işte barlar var, oralara takılıp işte bilardo, para kazanmak için bilardo oynayabiliyorsunuz, zar oyunu oynayabiliyorsunuz, oradaki insanlarla iletişime geçebiliyorsunuz. Rebel Galaxy'den biraz daha ekstra şeyler çıkarmışlar. Ama yüzde, yani oyunun %90'ı uzay simülasyonu üzerinden geçiyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız 32,83 fiyatında, tek bir fiyat üzerinden kupon kullanımına uygun olmayan bir fiyatla ulaşabilirsiniz. Evet, Shenmue oyunun üçüncüsü arkadaşlar. Baktığımız zaman 1 ile 2 çok çok eski oyunlar. PC'ye geldi. Yani port edilmiş olarak geldi. Remastered olarak bile gelmedi. Port edilmiş ama yani tam olarak port edilmiş. Bir kontrollerinde bir iyileştirme falan yapılmamış. Bu açıdan çok eleştirilmişti 1 ile 2'nin gelmesi. Yani evet, çok tanınmış bir seri, sevilen bir seri ama yani 1 ile 2 en azından bir remastered olarak gelmiş olsaydı daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Bu oyunun da fiyatlarına bakalım. Kupon kullanımına uygun. 44 TL'ye kadar düşüyor. Tabii yeni bir oyun olduğu için o eski oyunlardaki şeyleri yaşamayacaksınız ama hikayeyi bilmiyorum, anlamak açısından belki videolarını seyretmek istersiniz. Çünkü bir devamı gibi olan bir seri. Yani hikayeyi az çok biliyor olmanız gerekiyor. Evet, devam edelim. The Crow, bu da takılmış. Bütün sekmeleri bir arada açınca tabii ki videolar hep takılmış. The Crow birincisi de Ubisoft'un 40. yıl zamanlarında ücretsiz olarak verilmişti. İkinci oyunu bu arkadaşlar. Birincisinde tamamen arabalar, yani karada giden araçlar üzerine kuruluydu ama The Crew 2'de uçakları, işte botları filan eklemişler. Yani 3 ulaşım aracını da kullanabildiğiniz bir yarış oyunu, ilginç bir yarış oyunu olmuş. Ubisoft'un iddialı yapımlarındandır The Crew 2 arkadaşlar. Baktığımız zaman standart sürüm ve deluxe sürüm yine kupon kullanımının altında kalıyor ama Gold sürümü kupona uygun olduğu için 41,25'e Gold sürümü, Gold Edition'ı
normal edition'a göre, standart sürüme göre daha avantajlı bir fiyata ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar ki arkadaşlarla beraber oynanmaya da çok elverişli, çok güzel bir yarış oyunudur. Dangerous Driving tavsiye etmeyeceğim bir oyun arkadaşlar. Bunun yerine gidin cep telefonlarınıza Asphalt yükleyin. Aynı hemen hemen. Zaten biraz da baktığımız zaman işte şu Takedown, işte diğer oyuncuları saf dışı bırakma, Takedown diyorlar oyunlarda, yarış oyunlarında. Burnout serisine benziyor. Hatta Burnout'un ben PlayStation 2'de çıkan versiyonlarının çakması olarak düşünüyorum bu oyunu. 24-50 bile etmez. Bence kötü bir oyun. Ben pek tavsiye etmiyorum. Tabii ki tercih meselesidir. Tek fiyatla çıkmıştı bu da gördüğüm kadarıyla. Zaten yorumlara falan, eleştirmen yorumlarına falan baktığınız zaman da bayağı Open Critic puan bile çok düşük bir oyun. Zaten grafikleri de görüyorsunuz yani bayağı kötü. Yani mobil oyunlarda daha güzel grafikler var. Evet, Kartpocalypse oyunu da bir kart oyunu arkadaşlar. İlginç bir oyun. Bir okulda geçiyor. Okulda bir kart oyunu oynuyorlar ve okula yeni gelen bir çocuk yüzünden bu kart oyunu yasaklanıyor. Bunlar da işte çocuklar da gizli gizli oynamaya başlıyorlar. Ve bakıyorlar ki kart oyunundaki yaratıklar gerçek dünyaya gelmeye başlıyor. Bunlarla mücadele etmeye başlıyorlar. Bu mücadeleyi de kart oyunu şeklinde anlatmışlar. İlginç olmuş. Biraz çocuksu bir oyun. Baktığım zaman grafiklerine ama fiyatı işte fena değil gibi. Kart oyunları, diğer oyunlarla karşılaştırırsak filan kart oyunlarını. Mesela Game Pass içinde yine kart oyunlarından çok var. Lord of the Rings kart oyunu eklenmişti. Mesela ona kart oyunları seviyorsanız oradan ulaşabilirsiniz mesela. Evet, Watch Dogs gördüğümüz gibi yine Ubisoft ürünlerinden birini görüyoruz arkadaşlar. Tekliflerine bakalım. Watch Dogs'u da çok anlatmaya gerek yok. Birincisi de yine sistemin içinde var. Ona da geleceğiz. Standard Edition baktığımız zaman kupon kullanımına uygun. 20 TL'ye geliyor. Müthiş bir fiyat. Ama diğer paketleri de almak isterseniz onlar da hiç fena fiyatlara düşmüyor. Diyelim hatta 74 TL. Evet. 30-74 TL kuponla burada 34 TL'ye Deluxe Edition geliyor arkadaşlar. Ama şöyle de bir durum var. Mesela bu 20 TL'ye indiği için ve Gold Edition'ı da almak istiyorsunuz. Özelleştirmeleri, hadi kişiselleştirmeleri geçtik diyelim. Sezon biletini almak istiyorsunuz diyelim. Sezon pası da buradan 44-75'e alırsanız Gold Edition'dan çok daha düşük bir fiyata, 64-75'e almış oluyorsunuz. Burada da 74-70 oluyor. Gerçi 10 TL oynuyor arada ama yine de 10 TL'lik bir karınız oluyor. Bu da tercih edilebilir arkadaşlar. Evet, Farming Simulator. Farming Simulator'ın PC'ye çıkan son halkasını görüyoruz. Aslında 20 de var Farming Simulator. Ama Farming Simulator 20 Nintendo Switch ve mobil platformlara çıktı. Ve onun için PC'deki son halkayı 2019, yani Farming Simulator 19 olarak görebiliriz. Oynadığım bir oyun değil açıkçası ama sevenleri çoktur. Bazı yayıncıların da bayağı oynadığı bir oyundur. Standart sürüme baktığımız zaman kupon kullanımının altında kalıyor. Ama Platinum Edition'a baktığımız zaman da 37.50'ye bayağı arada fark var. %50 fiyatına geliyor neredeyse. Tercih etmek isterseniz Platinum Edition'ı tavsiye ederim tabii ki burada. Tercih sebebi olarak, çünkü daha ekonomik oluyor. Evet, demin söylemiştim arkadaşlar, Ghost Recon Breakpoint alacağınıza Wildlands alın arkadaşlar. Birçok inceleme puanları 90 puanın üstünde, hatta buradaki incelemelere de bakalım. Ya buradakiler düşük çıkmış, beni yalanladı biraz ama Steam'deki filan şeyleri çok iyiydi. Metacritic puanının bayağı yüksek olduğunu hatırlıyorum. Breakpoint'ten daha iyi bir oyun. Gerçekten daha iyi bir oyun. Zaten fiyatlarına da baktığınız zaman Breakpoint'ten daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Yani kendisi bile, Ubisoft'un kendisi bile Breakpoint'in bu kadar etmeyeceğini bildiği için daha düşük fiyatlara satıyor arkadaşlar. Arkadaşlarla oynamak için satın aldığım bir oyun benim de. Alacağım bir oyun, pardon. Satın aldım, yanlışlıkla kuponu kullanmadı. 112.50 TL'ye geldi. Böyle durumlarla karşılaşanlar varsa oyunu direkt iade etsinler. Ondan sonra paraları geldikten sonra normal şekilde alabilirler. Ben de öyle yapacağım. Onu bekliyorum arkadaşlar. Kupon kullanımına uygun.
60 TL indirimle 52-50'ye çok güzel bir fiyata geliyor. Diğer versiyonlar biraz pahalı gibi geldi bana. Ama onları da en azından mesela sezon 1 biletini yine 60 TL indirimle ikisini kombinleyerek güzel bir paket kendiniz en azından oluşturabilirsiniz. Evet, bir sonraki oyuna geçelim. Bayağı da uzadı oyunumuz. Old World oyunu. Steam'de de satılıyor bu oyun. Steam'de çoğunlukla olumluya dönmüş. Bayağı bir kötüydü yorumları. Çünkü fazlaca gerçekçi olduğundan filan bahsedilmişti oyunun. Sadece hayatta kalmakla, yaratıklardan kaçmakla filan uğraşmıyorsunuz. Gezinme mekanikleri filan da çok kötüymüş. Daha doğrusu zormuş. Bunun dışında hani soğuktan da etkilenmemeniz lazım. Hastalanıyor adamız, ölüyor. Fazla gerçekçi yani, bir yaranın iltihap kapmamasını falan sağlamaya çalışmalısınız gibi çok çok gerçekçi. Yani bir oyunda boku çıkarılacak kadar gerçekçi mekaniklere sahip. 47-60'a satılıyor, kupon kullanımına uygun değil. Evet, Superliminal aslında üstüne çok bahsedilecek şey olan bir oyun. Gerçekten çok değişik bir oyun. Sizin bakış açınızla, perspektifinizle oynayan bir oyun. Gördüğünüz gibi şurada küçücük evi alıyor, yukarı kaldırıyor. Yukarı kaldırınca büyümüş gibi gözüküyor, aşağıya bırakıyor ve büyümüş olarak geliyor. Oyundaki birçok bilmece bu şekilde işliyor arkadaşlar. Sizin bakış açınızı, yani ne derler ona, perspektifinizle oynayan, mantığınızla oynayan çok değişik bir oyun. Çok güzel de bir fiyata satılıyor. Hatta ben de almayı düşünüyorum. Bence güzel bir indirime düşmüş. Hatta 33 TL de bu oyun için çok değildi bence. Bakın şurada şeyi koydu ve sadece şey şekli değişti. Bir platformdan, daha doğrusu bir ortamdan başka ortama geçtiğiniz zaman her şey değişiyor. Hemen hemen bütün nesneler, kullanılabilir nesneler bu şekilde büyüyüp küçülebiliyor ve bilmeceleri de bu şekilde çözüyorsunuz arkadaşlar. Çok bence yaratıcı bir oyun olmuş. Videolarını incelemenizi tavsiye ederim. Evet, son oyunumuza geldik. Vampir oyunu arkadaşlar. Çok da ne diyeyim yani, güzel yorumlar almadı. Çok beğenilmedi. Yayıncıların oynanış videoları bile çok fazla seyredilmedi. Ama burada 180 TL'den 70 indirimle 54 TL'ye kadar inmiş. Kupon kullanımına uygun değil. Eleştirmen notlarını falan da görüyorsunuz. Ortalamaya kadar düşmüş. OpenCritic'i çok bilmiyorum ama Metacritic puanlarına bakmak lazım. Onu daha çok ben kabul görür bir şey olarak görüyorum arkadaşlar. Evet, Vampir'le bitirelim. Vampir aslında bir süre önce Game Pass'in içinde olan bir oyundu. Maalesef ki Game Pass'ten çıktı. Gönül isterdi ki onu da Game Pass içinden oynayabilirsiniz demek isterdim. Ama maalesef olmayacak. Belki ileride Vampir'i Epic mağazasında ücretsiz olarak görürüz. Hiç de fena olmaz açıkçası. Evet arkadaşlar, dediğim gibi uzun bir video olacağını söylemiştim. Uzun bir video oldu ama yine de beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bundan sonraki oyunları da yine böyle 35-35 incelemeye devam edeceğim. Umarım keyif alırsınız. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.